Bizim ana ekranımız, yani daha doğrusu ana sunucumuzun paneli arkadaşlar bu. Sunucu paneli. Yani bir sunucu paneli var. Bakın VHM denen bir şey. İnşallah ileride birileri bu işi ciddi anlamda, ben bu işi iyice sonuna kadar götüreceğim, ben bu işten ekmek yiyeceğim diye düşünen varsa, bakın bu böyle düşünenler olmalı arkadaşlar. Olsun. Keşke olsa. 1994 senesinde Amazon.com'un sahibi Jeff Bezos, bu adam bir Amazon.com diye site yapmaya karar veriyor. Evinin garajında veya evinin bir odasında atölye yapıyor. Home office çalışmaya başlıyor. Bugün Amazon.com dünya devi ve dünyanın en zengin insanı yaptı Jeff Bezos'u. Ve dün de söylediğim gibi, zaten biliyorsunuz son zamanlardaki zenginler böyle fiilen üretim yaparak, fiziksel olarak girişimcilik yaparak çıkan insanlar değil. Ve hatta şöyle bir gerçek söyleyeyim size. Fiziksel anlamda girişimcilik yaparak yapmaya niyetlenen insanların ilk 5 yılda %60'ı iflas ediyor. Türkiye'de bu oran %70. Ve dünya geneli 10 yıl içerisinde %4'ü kalıyor geriye. %96'sı maalesef başarısız oluyor. Bunda çok sebepler var. Girmemize gerek yok. Ama basit bir örnek vereyim size. Solucan gübresi. Son zamanların çok popüler işlerinden bir tanesi. İşte yani çok zengin olmanız mümkün değil ama gene bu işi ciddi yaparsanız işte eve 10 bin, 15 bin para girebilir. Bunun mesela iki kişi yapanlar var. 7 bin, 7 bin 5 bin para kalıyor kendilerine. Ama arkadaşlar hızla çoğalıyor. O kadar çok artıyor ki önüne gelen bu işi yapmaya başlıyor. Sıkıntı burada. Rekabet artınca bu defa fiyat kırmaya başlıyorlar. Ondan sonra masrafını çıkaramamaya başlıyor ve adam bırakmak zorunda kalıyor. Yani uzun yıllar devam eden yok artık yani. O anlamda. Fakat dijital anlamda bir işlere başlar ve bunu bırakmazsanız peşin arkadaşlar giderek daha iyi oluyorsunuz. Ve burada rekabet yok aslında. Yani diğer işler gibi rekabet yok. Yani sizin önünüzü kesecek kimse de yok. O bakımdan yapmanız gereken tek şey bu, yani bir işe başlamak ve bu işi sevdiyseniz eğer, arkadaşlar sevmediyseniz yapmayın. Yapamazsın zaten, onu söyleyeyim. Eğer bu işi beğenmediysen, sevmediysen bu işe hiç başlama. Çünkü dayanamazsın fazla. Sevmen lazım bu işi. Ben dedim ya, üniversite sitesini yapmaya çalıştığımda kodlarla başladım. Çok zorlandım. Çünkü hazır site yoktu o zamanlar. Arka planda kodları yazıyorsunuz, ön planda farklı şekilde görülüyor. Bu yaptığım iş beni hoşuma gitti. Yani bir şeyler üretebiliyor olmak gerçekten güzeldi. Ve peşini bırakmadım. Yani zor bela da olsa o kodlamaları vesaireleri öğrendim. Yani %100 mü? Hayır. %100'e gerek yok ki zaten. Yani mesela şu an İngilizce biliyorum diyen insanlar hangisi %100 İngilizce biliyor? Ya da hangi birimiz %100 Türkçe biliyoruz? Değil mi arkadaşlar? Yani %100 biliyor olmanız şart değil. Size lazım olan kadarını öğrenin yeterli aslında. Ama lazım olan kadarını öğrenin. Yeterli mi? Yeterli ama uygularsanız. Yani öğrendiğiniz kadarında arkadaşlar uygulamaya koymanız gerekiyor. Şimdi bu bizim panelimiz arkadaşlar. Sunucu paneli. VHM diye bir yazılım arkadaşlar. Cpanel VHM aslında aynı firma. Bir tanesi arka plan, yani sunucu kısmı. Bir tanesi de hosting kısmı. Mesela burada benim örnek yazılımlar için kullanmış olduğum bir web sitesi var. Domain var. 101-0.com diye bir domain bu. Gerçek bir site değil. Yani burada arka planda şey var. Birçok yazılım var aslında. Hani örnek demo siteleri kurmuş olduğum bir domain bu. Ben ne yapabiliyorum? Buradan sunucu panelinden buradaki cPanel bağlantısına tıklayarak. Bu arada VHM bir sunucu paneli ama başka markalar da var. Yani benim kullandığım, yıllarca kullandığım için yani tekrar tekrar değiştirmeye gerek yok. cPanel de bu yine sunucu yazılımını yazan firmanın entegre, zaten birbiri içinde bunlar. Yazmış olduğu cPanel. Çok pahalı. Dünyanın en pahalı yazılımı şu anda bu. Yani hosting paneli anlamında en pahalısı. Çünkü hesap başına para almaya başladı. Yaklaşık bir yıldan bu tarafa hosting başına maalesef lisans parası almaya başladı. Bu da yani hosting sunucu parası kadar lisans parası doğmasına sebep oldu açıkçası. Ama ben gene de bunu bırakmak istemedim çünkü bunda uzmanım. Yani bunun alternatifi direkt admin var. Paralels var vesaire ama ben tamam onlarda da yapıyorum. Mesela bazı müşteriler bana diyor ki ben bir hosting aldım, oraya site kurar mısın?
Tabii diyorum. Mesela bakıyorum ki paralel almış. Sıkıntı yok. Ya yani girip orada ben işimi yapıyorum gene. Ya da direkt admin almış. Ben girip orada işimi gene yapıyorum. No problem. Yani dedim ya yazılımlar 3 aşağı 5 yukarı mantalite aynı. Mantaliteyi kaptıktan sonra arkadaşlar yapamayacağınız şey yok. Yeter ki bakın bugün burada ya Allah bismillah başlıyorum. Bakın cPanel'e geliyorum. Nerenin? 101.0.com benim örnek çalışma için kullandığım site. cPanel'e giriyorum. Bu cPanel'de veya cPanel'de gördüğünüz gibi arkadaşlar bir sürü başlık var. Çok çeşitli. Yani size neredeyse sınırsız iş yapma imkanı veriyor. İşte bu özellik az önce bahsettiğim direkt admin gibi veya paralel gibi diğerlerinde bu kadar ayrıntılı değil. O yüzden cPanel zaten paralelsi de o aldı. Sahipleri aynı. Ve cPanel çok kaliteli ve çok ayrıntılı bir yazılım olduğu için de ben hosting yazılımı veya hosting paneli olarak bunu şu an tercih ediyorum. Pahalı olmasına rağmen. Pahalı olsun ama işimi görsün. Önemli değil. Evet baktı arkadaşlar burada dosyalar diye başlıklarımız var. Etki alanları yani domainler diye başlığımız var. Yani şöyle mesela siz herhangi bir hosting firmasından hosting satın aldığınızda ki zaten hani bir web sitesi yapmaya karar verdiğinizde arkadaşlar önce o web sitesinin adını bulmanız lazım. Önce isim. Daha önce bahsettiğim gibi web sitesi bir e-dükkandır. Yani normal dükkan gibidir ama e-dükkandır, dijital dükkandır. Siz normal hayatta, günlük hayatta bir dükkan açmaya kalktığınızda önce dükkan açarsınız, ismi sonra da bulursunuz, bir şey olmaz. Maliye zaten bir ay izin veriyor. Bir ay içerisinde maliye kaydını yapmak şartıyla size müsaade ediyor. Ondan sonra İsmail, Bismillahirrahmanirrahim. Daha yeni başlıyoruz ya. Hosting firması kurmaktan bahsediyorsun mübarek. Sen şu anda ağasını öğreniyorsun işin. Bir başlayalım hele. Evet. O sonraki iş. Hele şuradan biraz bir şeyler öğren yani. Hani çünkü bu işler kolay değil. Yani benim 10 yıl sonra başladığım işi sen daha ikinci derste hani soruyorsun. O noktaya daha çok var. Çünkü o noktaya gelmeniz için belli bir miktar para kazanmış olmanız gerekiyor. Ki ondan sonra çünkü burada sürekli yazılımlar var. O yazılımları ödeyebiliyor olmanız lazım parasını. O noktaya gelmiş olmanız lazım. Sürekli bunlar. Çünkü ödenmediği zaman sunucu kapanıyor. Daha hazır olmadan başlayan birçok kişi maalesef arkadaşlar müşterilerini mağdur ediyor. Çok müşteri ben hani mağdur olmuş birçok kişi denk geldim. Evet, Android Mobile Developer. Burada ben Android uygulama öğretmiyorum arkadaşlar. Konu bu değil. Eyvallah İsmail Bey, teşekkür ediyorum. Ya konumuz dijital girişimcilik ve daha ziyade Gülsüm Hanım, sıkıntı yok. Yani dün zaten bu işin mantalitesinden bahsettik. Yani neden bu işi yapmak lazım? Niçin yapmak lazım? Ve yaparsak bize ne kazandırır? Neden yapmalıyız? Gelecekte bizi ne bekliyor? Bunlardan bahsettik ve bu konulara daha ilk defa bugün girmiş oluyoruz. Şimdi tekrar baştan alayım. Bunlar bizi tabii odağımızı bozdu. Siz normal dünyada, fiziksel dünyada bir dükkan açmaya kalktığınızda önce dükkan tutar, kiralarsınız. Bunun dijitaldeki karşılığı hosting. Yani hosting eşittir kiralama demek. Yalnız normal hayatta önce dükkan tutar, sonra ismini belirlersiniz. İşte o dükkan ismine domain deniyor. Burada arkadaşlar domain olmadan hosting olmuyor. Yani çünkü hosting bir domaine arkadaşlar açılmış oluyor. Ya domainsiz hosting olmuyor. Yani isimle beraber açılıyor hosting. Yoksa bir işe yaramıyor. Çünkü onu yayınlayacak bir yeriniz olması lazım. Bir isim olması gerekiyor. Velhasılı siz bunları isme karar verip bu arada arkadaşlar isime karar verirken nasıl karar vermemiz gerekiyor? Nasıl bir isim almamız lazım? Amacımız ne? Nedir? Bunlar üzerine duracağız gene. Çünkü isim bulmak da çok zor günümüzde. Özellikle .com veya .net uzantılı isimler neredeyse bitmiş vaziyette. Tek kelime zaten yok. Yani ne İngilizce, ne Türkçe, ne başka dilde tek kelimelik bir mesela su.com böyle bir domain bulamazsınız. Çünkü alınmıştır. Ya da walter.com diye bir domain bulamazsınız. Bu alınmıştır. Hatta iki kelime bile bulmak zor. Ancak böyle kelime öbekleri şeklinde yani iki veya üç kelime şeklinde ancak bulunabiliyor. Maalesef bu böyle bir sıkıntı var şu anda. Şey dolmuş vaziyette. Velhasılı siz isme karar verdiniz. Domaini aldınız. Herhangi bir tescil firmasından arkasından
Hani hosting'i almanız gerekiyor. Bu hani nereden aldığınızın hiçbir önemi yok. Bugün burada öğreteceğim şeyi öğrendikten sonra arkadaşlar, mantalite kavradıktan sonra istediğiniz firmanın domaini almak, istediğiniz firmanın hosting'i almak mümkün. Ama yeter ki oraya aldığınız alanı web sitesi kurmayı öğrenseniz yeterli. Şimdi web firması ne yapıyor arkadaşlar? Hosting firması domain aldıktan sonra size o domainle ilgili bir panel gönderiyor. Yani genelde müşteri panelinde oluyor domainler. Ama hosting paneli ayrı. Yani domain panel şifresiyle hosting panel şifresi ayrıdır. İkisini aynı firmanın alma zorunluluğu da yok. Yani domaini ayrı firmadan. Mesela Türkiye'de belli başlı. Burada marka zikretmeyeyim. Çünkü bunu paylaşacağım için YouTube'da. Marka zikretmeyeceğim. Ama A firmasından domain alıp, çünkü Türkiye'de çok bununla ilgili meşhur firmalar var. Bunlar dünya genelinde bilinen firmalar. Yani on binlerce domain barındıran firmalar. Ondan sonra işte diyelim ki domaini A firmasından alıp hosting'i B firmasından alabilirsiniz. Onda problem yok. Onları entegre etmek kolay. Çok basit bir yöntem. Ama genellikle hani ne oluyor? Alan kişi, domain alan kişi nereden aldıysa hosting'i de oradan alıyor. Veya hosting nereden aldıysa domain de oradan almasında yani mahsur yok, faydası var. Mahsur yok aslında. Ve arkadaşlar firma ne yapıyor size? Domain ve hosting şifresini gönderiyor. Ve eğer o panel almış olduğunuz hosting'in paneli mesela biz kendi sunucumuzda ne kullanıyoruz? cPanel kullanıyoruz. Ve müşterimize ne yapıyoruz arkadaşlar? cPanel şifresini yolluyoruz. Bu normalde hani müşteriye gönderdiğimizde farklı bir girişi var. Fakat biz sunucudan geldiğimiz için doğrudan doğruya bütün sitelere ulaşabiliyoruz. Çünkü ulaşmamız gerekiyor. Neden? Çünkü sorun çıkıyor. Kişi hata yapıyor. Yanlış yapıyor. Yanlış bir yere basıyor. Yani bunları düzeltmek zor işte arkadaşlar. Zaman içerisinde bunları öğreneceksiniz inşallah ama sorun çıkıyor. Sürekli olarak web sitesi işleyen bir dükkan olduğu için mutlaka bir şey ekliyorsunuz. O başka bir şeyi tetikliyor. Onu engelliyor falan derken ya da hiçbir şey olmasa ne yazık ki saldırılar oluyor. Her Allah'ın günü internette hackerlar oraya buraya saldırıyorlar velhasılı. Şimdi arkadaşlar bizim bakın burada beklememin sebebi şu. Şurada gördüğünüz gibi yazdım diye bir başlığımız var. Ondan sonra diğer başlıklara bakarsak bakın da aşağıdan başlayalım. Burada hazır site kurma yazılımları var. Bir sürü. Bunlar aktif değil şu anda. Ama biz WordPress'i göreceğiz. Yani ilerleyen süreçte WordPress'i göreceğiz. Burada bir takım tercihler var. İşte şifre değiştirme vesaire falanlar var. Arkasından güvenlikle ilgili yazılımlar. Bunların hepsi yazılım arkadaşlar. Entegre. Yani cPanel'de entegre yazılımlar. Yine metrik dediği ölçüm. Biliyorsun metreye ne yaparsanız ölçüm yaparsınız. Neyi ölçersiniz? Web sitenize giren çıkanların sayısını. Kim gelmiş, nereden gelmiş, hangi ayaklardan gelmiş, hangi bölgeden, hangi ülkeden gelmiş. Bunların ölçümü yapılır. Ne kadar tekil var, tekil ziyaretçi, ne kadar çoğul ziyaretçi. Bunları mesela bant genişliğini vesaire istatistikler var bu bölümde. Burada gördüğünüz gibi e-posta zaten belli. E-posta tercihleri var. Veri tabanları var. Bu veri tabanlarını öğrenmemiz gerekiyor. Veri tabansız olmaz çünkü. Ve arkadaşlar işte gelişmiş kısmı zaten hani acemiler için değil asla. Şimdi arkadaşlar burada bizim kullanacağımız yazılım kısmında gördüğünüz gibi RWS'de bu yıldır ödenen bir şey var. Bu yazılım benim 2009'dan beri kullandığım hatta öncesi de var. Kullandığım ve zaman içerisinde yani birinci versiyondan başladı 6.4 versiyona kadar geldi. Hatta 6.48 şu anda. Ondan sonra zaman içinde bayağı bir geliştirilen bir yazılım. Tayland kökenli bir yazılım arkadaşlar bu. Şu anda Türkiye'de bunun iki tane temsilcisi var. Birisi biziz. Horizon Web Design olarak. Birisi de kim hatırlamıyorum şu anda. Ama iki firma var. Yani Türkiye'de bunu kullanan şu anda. Arkadaşlar dediğim gibi bu bir hazır site yazılımı. Bakın bunun 7. versiyonu çıktı şu anda. Revesta Builder'ın. Ben bunu beğenmiyorum. Çünkü eksikler var. Daha geliştiriliyor. Yani benim istediğim kıvama geldiğinde olabilir ya. Yani. Tekrar bakacağım yani. Şimdi arkadaşlar buradan size mesela diyelim ki bizim sunucudan bir hosting aldığınızda biz ne yapıyoruz? Size sunucu şifresini, daha doğrusu hosting şifresini gönderdik. Domain şifresi zaten müşteri panelinde. Domain yönetimi. Buradan giriyoruz. Yazılım içerisine giriyoruz. Herkes sanırım görüyor bunu. Ve arkadaşlar şu an aslında nereye bağlandı? Tayland'a bağlanmış oldu. Çünkü bu yazılım şeyle entegre.
Oradan şu anda arkadaşlar ne yapıyor? Sizin yazılımlarınızı buraya geri çekiyor. Bakın gördüğünüz gibi burada bazı projeler var. Bakın bir sürü proje var burada. Yani, ben ne yapıyorum? Bu yapmış olduğumuz şablonları buraya yüklüyorum aslında. Burada duruyor bunlar. Yani her ihtimale karşı. Ondan sonra burada bu şablonlarımız zaten hazır bir şekilde varlar. Mesela dün cam balkondan bahsetmiştim. Onun sitesine girebiliriz buradan. Ne yapmışız, ne etmişiz ya da başka ne varmış bakalım. Hatta online ders diye bir şey var bakın. Burada daha önce online ders yaparken buradan yapmıştık ama biz şuradan girelim. Cam balkondan girelim. Arkadaşlar ne yapıyoruz? Bakın bu şey şuraya baktığımız zaman burada bir yedekleme olayı var. Orada çıkıyor zaten. Bu projenin adını değiştirme imkanınız var. Yeniden değiştirebiliyorsunuz projenin adını ve tamamıyla silebiliyorsunuz şu resmin üzerinden. Ama eğer bu projeyi yeniden düzenleyeceksiniz arkadaşlar, biliyorsunuz İngilizce edit düzenleme demek. Ve web site kelimesi zaten İngilizce website diye geçiyor. İngilizler bu şekilde söylüyor website. Edit website dediğiniz zaman web sitesini düzenle. Hatta malum editör diye bir kelime var değil mi? Editör. Mesela bir kitabın editörü oluyor veya bir gazetenin editörü oluyor. Bunların görevi ne? Yanlış yapılan şeyleri düzeltmek. Yani orada yanlış kullanılan bir kelime varsa o kelimeyi çıkartıyor. Yerine başka bir kelime koyuyor ki bunlar tecrübeli insanlar. Yani bir noktaya gelmiş kişiler. Evet. Arkadaşlar burada edit website diyoruz. Önce ben bu site üzerinden göstereyim arkadaşlar. Daha sonra da sıfırdan ne yapabiliriz? Onlardan bahsedeceğim inşallah. Biz bunu bir görelim. Edit website dedik. Web sitesinin içerisine giriyoruz şu anda. Evet, şablonlar çekiliyor arkadaşlar. Şu anda Tayland firması olduğu için oradan şablonlar güncelleniyor. Template bu arada şablon demek. Update de zaten bildiğiniz gibi güncelleme anlamına geliyor. Ve şablonları çağırıyor firma. Daha doğrusu yazılım zaten entegre olduğu için arkadaşlar şablonları şablon sitesinden yani Tayland'daki RWS Builder yazılımını yapan firmanın oradan ne yapıyor? Şablonları çekiyor. Evet şu an tamamlandı. Bakın arka plana bakıyoruz şu anda. Arkadaşlar burada baktığımızda My Sites diye hatta bunun ön planını da açalım arkadaşlar. Ön tarafını da açalım ki neydi? Gap yok o değildi ya pardon. O farklıydı da neyse tamam. Ona sonra yayınlayalım bakalım da hayırlısı inşallah. Bakacağız inşallah. Şimdi arkadaşlar My Sites dediğimiz zaman az önce gelmiştik buradan zaten. Hani bir sürü projenin olmuş olduğu. Hani benim sitelerim yapmış olduğunuz projelerin olduğu yer burası. Şablonlar kısmına bakalım. Burada bu firmanın yapmış olduğu yani zaten hazır tema olduğu için bunlar template, hazır template. Ya burada tüm kategoriler toplamda 200 tane template varmış. Bunlar aşağı 3 aşağı 5 yukarı. Yani birbirine benziyor zaten. Mantalitesi de aynı. Ondan sonra buradan herhangi bir template seçebiliyorsunuz. Seçtiğiniz şablon içeriği değiştirir mi? Değiştirmez. Yani biz bunun şablonu değiştirdiğimiz zaman içerik değişmez ama header kısmı değişiyor. Yani değişen çok az bölüm var aslında. Hani şablona eklemiş olduğunuz bazı kısımlar değişiyor. Ama çok çok az yani değişen kısım çok az. Yazmış olduğunuz yazılar vesaire asla hiçbiri değişmez. Dediğim gibi buradan eğer şablonu beğenmediniz, rengini beğenmediniz, değiştirmek istiyorsanız bunu buradan şablon değiştirme imkanınız var. Bakın burada mesela güzellik ve moda ile ilgili şablonlar var. Maalesef bunlar Türkçe değil. Ya Türkçeleştirebilir ama ben uğraşmak istemiyorum. Zaten yani bu işe başlayan birisi yani ben dijitalde iş yapacağım. Ben de ikinci mesleğim olsun, bir B planım olsun diyen birisinin İngilizceyi 3 aşağı 5 yukarı öğrenmesi lazım. Yani az önce de bahsettiğim gibi yani bir şeyi %100 öğrenmekten bahsetmiyorum. Yani su gibi İngilizce bilmeniz gerekmiyor. Ama bu işi yaparken lazım olan İngilizce terimler var. Bunlar da bilmenizde fayda var. Zaten birçok komut da hani yazılım dilleri var diyoruz ya. Bu yazılım dillerinin zaten yazılım dillerindeki komutlar İngilizce. Bu bakımdan İngilizce bilen kişi çok daha rahat bir şekilde bu komutları çözebiliyor. Çok rahat bir şekilde bu yazılımların üstesinden gelebiliyor. Burada mesela yine blog şablonları var. Yine box stores diyor bakın. Book stores ne demek?
kitap çarşısı gibi bir şey. Store çarşı demek. Bunun gibi bir şey. Endüstriyel diyor. Zaten Türkçe'de bu Türkçe bir kelime. Yine hediye dükkanı gibi bir şey var. Şablon var. Ne bileyim böyle iş temalı, insan kaynakları, işte müzisyenler için tercih edileceği şablonlar. Ne bileyim online servisler var. Oteller. Bakın bazıları Türkçe, bazıları İngilizce. Tam çevrilmemiş vaziyette. Yine pet, yani oyuncak veya oyuncak diyorum. Yani evcil hayvan siteleri var burada. İşte kedi, köpek vesaire. Böyle bunlardan bir tanesini seçiyorsunuz. Tıkladığınız anda bakın şurada ön izlemesi var. Burada da seç dediğiniz anda bakın ne diyor? Select template diyor. Yani şablonu seç diyor. Seçtiğiniz anda o şablon devreye girmiş oluyor. Ve şablonun renkleri otomatik olarak değişmiş oluyor. İçerik asla değişmiyor. Sadece bir başlık kısmı var değişen. Evet, biz zaten şablonumuz seçili. Hazır bir site üzerinde çalışıyoruz şu anda. Editliyoruz. Yani yapılmış bir siteyi şu anda düzenliyoruz. Şimdi tabii biraz sunucu yavaş şu anda biraz. Muhtemelen bir yoğunluk var. Şimdi arkadaşlar bu yani site üzerinde en çok kullanılacak bölüm şuralar. Tasarım ve sayfalar. Şimdi tasarımdan kastı sitenin tasarımı, yani genel görünümü sitenin sabit olan kısımları. Sayfalar da sürekli değişecek olan bölümler. Mesela burada örneğin başlıktan başlıyor. Evet, şu anda başka yani şey yoğun, aslında internet biraz yoğun. Başkaları da kullanıyor şu an evde. Evden yapıyorum bu yayını. O yüzden maalesef biraz yavaşlık var. Şimdi arkadaşlar öncelikle tasarım bölümüne bakalım. Şu siteyi bir yayınlayalım önce de. Bu neredeymiş bakalım arkadaşlar. Oradan bir ön yüzüne bakalım, bir de arka yüzüne bakalım. Ona göre inşallah. Zaten bakın burada alt klasörde yayınlanmış bu. Yayınlayalım. Onu görelim, göre göre çalışalım inşallah. Bir ön tarafına, bir arka tarafına bakalım inşallah. Yine bu yayınlamayı ayrıca göstereceğim. Şu anda bir bu sayfayı bulmam lazım. Çünkü çok şey var, çok demo var bu sitenin içerisinde. O yüzden yani tam olarak yazıp çıkaramıyorum. Bakın şu an yayınlanıyor. Projemizin adı Galp Cam Balkon. Sitemiz şu an bir yandan yayınlanıyor arkadaşlar. Arka plan burada duruyor zaten. O yayınlandıktan sonra tekrar arka plana bakmış olacağız. Bu aslında normalde Galp Cam Balkon diye zaten bir site vardı arkadaşlar. Dün göstermiştim. Fakat bu o değil. Yani şu an baktığımız bakın 101-0.com'un altında bir alt klasör olarak duruyor. Yani Galp Cam Balkon değil bu site şu anda. Ama ne yapmışım ben buraya yedeklemişim bunu. Olur ya adamın sitesinde bir şey oldu, sıkıntı oldu. Ben buradan tekrar onu kurabiliyorum. Bakın burada hani tasarım bölümünde ne yapabiliyoruz? Dün bahsettim ya bir web sitesinin başlık kısmı var. Navigasyon bölümü var. Logosu var. Burada telefon numarası var. Ve slider'ı var. Ondan sonra. Arkadaşlar bu kısım tasarımdan yapılıyor. Şurası sabit kısım. Değişmez kısım yani. Ama şu kısım arkadaşlar body. Hatırlarsanız hani header ve footer değişmez. Arka plan da değişmez. Ama şu body olan kısım değişiyor arkadaşlar. Yani her sayfanın body kısmı farklıdır. Ama header ve footer kısımları sabittir. Bunlar her sayfada aynıdır. Bunlar asla değişmez. Şimdi bakın burada hemen baş kısma bakalım. Başlık. Bakın Türkçesi başlık diye şey yapmışlar. Şimdi burada ne diyor? Bir banner olayı var. Banner, başlık banneri. Gördüğünüz gibi burada başlık banneri yok. Yani sadece boşluk kullanmışız. Görüyor musunuz? Burada sadece boşluk var. Başlık banneri yok. Ama başta da ne yapabiliriz? Hareketli bir banner koyabiliriz. Yani bu resim nasıl burada gidip geliyorsa başlığa koymuş olduğumuz banner da arkadaşlar hareketli olabilir. Yani kayan bir banner oraya koymak mümkün aslında. Bunu daha sonra görürüz. Burada başlık banneri yok şu anda. Dolayısıyla bunun da bir anlamı yok. Hani burada arkadaşlar ne diyor? Bu başlık bannerının değişme efektleri. Yani çeşitli şekillerde bu değiştiği için
Bunları buradan tespit etme şansımız var. Buna bakacağız daha sonra. Yine Space bölümü var arkadaşlar. Space şu. Bakın. Şu kısım Space. Buraya banner koymamışız. Ama Space bölümü var. Yani boşluk var burada. Ve arkadaşlar bu boşluğu çoğaltıp büyütüp küçültmek mümkün. Mesela bakın bunu arttıralım. Şuradan 282 piksel yapalım. Bakın gördüğünüz gibi ne oldu arkadaşlar? Bayağı büyüdü burası. Ondan sonra ve fix bunun arkadaşlar genişliği fix. Fix ne demek? Sabit, değişmeyen. 1200 piksel bunun fix genişliği. Ama full yaparsak sayfanın tamamını dolduracak. Yani bildiğiniz gibi çok çeşitli ekran tipleri var. Hani mesela benim bir laptopumun bayağı eski bir laptop. Genişliği 1368 piksel. Ekran genişliği. Yüksekliği 768. Ama günümüzde çok çeşitli laptoplar var. Daha büyükleri var. Ve bildiğiniz gibi masaüstü bilgisayar montörü de çok çok daha büyük. Eğer siz fix yaparsanız ekran görüntüsünü kişinin ekranı ne kadar büyük olursa olsun sizin sitenizin büyüklüğü ne olur? 1200 piksel. Yani kocaman ekranın ortasında küçük bir bölüm olarak durur orada ortada. Ama full yaparsanız ekranı o zaman ne olur? Bakın yapalım. Şu anda full oldu. Bakın gördüğünüz gibi. Ondan sonra bunu tekrar eski haline getirelim. Space kısmını. Fix yaptığımızda kaydettik. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar bu sabit genişliğe gelmiş oldu. Peki ön tarafta değişti mi? Değişmedi. Niye değişmiyor? Çünkü henüz daha bunu yayınlamadık. Bakın bizim bu arka planda yaptığımız çalışmalar yayınlamadığımız müddetçe asla geçerli olmayacak bu. Yayınlarsak ancak bu yaptığımız değişiklikler ne yapabiliyor? Orada görünmeye başlıyor. Çünkü yayınlama klasörü Public HTML diye bir klasör. Biz yayınladığımız anda aslında sistem kendisi ne yapıyor? Bu yapmış olduğumuz yazılımı o klasöre atıyor. Yani yayınlama klasörüne attığı zaman zaten ön tarafta da bu değişiklikler görünmeye başlamış oluyor. Bunu yine eski haline getirelim. Bu çok bu şekilde büyük oldu, saçma oldu. Normalde 120 filandı galiba. Yine bir 115 lira falan sabit diyelim bunu. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burada başka ne var başlık kısmında? Space'i gördük. Banner'ı gördük. Banner yok. Ekleyeceğiz ama inşallah onu. Space'i gördük. Şimdi arkadaşlar brand denen bölüm var. Brand. Brand ne demek? İngilizce marka demek. Brand. Marka anlamına geliyor. Mesela bu kısımdan logo eklemişiz. Biz bu logoyu değiştirebiliriz. Bakın change ne demek İngilizce? Eğer C harfiyle yazılırsa şans oluyor. Change şans demek ama buradaki change değiştirme anlamına geliyor. Logoyu değiştir diyor mesela. Tıkladık buna biz. Bizim farklı bir logo yüklememizi sağlayabiliyor arkadaşlar. Buradan farklı bir logo seçip mesela hemen bakalım farklı olarak ne var logo. Resimlerimiz içerisine bakalım. Bakın bize hemen başka bir ekran buradan açıyor. Bilgisayardan bir ekran açıyor. Şu an ben mesela bölge servisini arkadaşlar yapıyorum. Mesela devam ediyor bu çalışma. Evet bu logoyu yüklediğimiz zaman arkadaşlar ne oldu? Bakın diğeri gitti. Yerine bu geldi. Ama çok büyük tabii ki. Biz bunu tamam diyelim ama buradan değiştirme şansımız zaten var. Şuradan arkadaşlar şuradan tutup bunu ne yapabiliyoruz? Tabii önce şuradan seçmemiz lazım. Şuradan seçip bunu arkadaşlar ne yapabiliyoruz? Orantısını bozmadan değiştirebiliyoruz. Ve kaydettiğimiz zaman bu ne yapıyor arkadaşlar? Pardon yanlış yapmışız. Bu logoyu buradan değiştirme imkanımız olmuş oldu. Bakın şu an arkadaşlar yeri kımıldamıyor. Yani buradan sabitlendi bu. Ama şuna tıkladığımız zaman bakın tekrar istediğim gibi çekme gezdirme imkanı var. Zaten hatırlarsanız baştan söylemiştim. Bu tarz yazılımların yani hazır site yapma yazılımların tümündeki mantık aynı. Dedim ya birini öğrendiğiniz zaman diğerlerini yapmak çok kolay arkadaşlar. Ve inanın bana internette yapacağınız bütün çalışmaların temeli bu. Yani buradaki mantığı kavramadığınız sürece
Bu ilk adım. Yani biliyorsunuz başarıya adım adım gidilir. Temelden başlanır bir ev yapmaya. Temeli öğrenmeden siz üst kısmına çıksanız bile orada başarısız olma ihtimaliniz çok yüksek. O yüzden önce temelleri öğrenmeniz lazım. İşte dediğim gibi bütün bu tarz hazır site yazılımlarının mantığı sürükle bırak arkadaşlar. Bakın ne yapabiliyorsunuz? Buradaki ögeleri, bu sadece logo için geçerli değil. Sürükleyip bırakabiliyorsunuz ama şuraya tıklayıp bunu ne yaptınız? Arkadaşlar kaydettiniz artık bakın sürüklenmiyor. Niye? Çünkü artık kayıt oldu. Evet. Arkadaşlar bu da malum telefon numarası. Onu nereden yaptık? O da şuradan. Şimdi bu arada dedim ya ben size yani eğer bu işte ilerlemek isteyenler olursa bakın şu anda az önce bir arkadaşımız geldi, baktı gitti. Ne gördü, ne anladı bilmiyorum. Yani basit mi geldi kendisine? Bu işleri zaten biliyor mu bilemiyorum. Yani çok kişiler zaten dedim ya gruba giriyor. Hiç daha bir şey görmeden gruptan çıkıyor. İlginç, enteresan. Yani birisi mi zorluyor, birisinin şeyle ısrarla mı giriyor? Yoksa beklentisi mi yok? Ben bu işi yapamam mı diyor? Yani çok değişik faktörler var tabii. Ama size şunu söyleyeyim. Ben bu yazılımla başladım arkadaşlar. İlk önce benzer yazılımlarla. Önce tabii HTML, CSS falan. Arkasından hazır site yazılımları başladı. Ve hazır site yazılımları başladığında tam tarihini çıkaramıyorum ama ben bu yazılımlarla çalışmaya başladım. Özellikle bu yazılımla çalışmaya başladım. Çok bunun eski versiyonu. Yani çok basitti. Çok şey yapamıyordunuz ama şu anda arkadaşlar gerçekten çok harika şeyler, çok profesyonel web siteler yapılabiliyor. Ve dedim ya mesela siz bunu sular seller gibi öğrenin. Arkadaşlar bir günde bile 1.000 liralık site yapma imkanınız var. Bakın ben bunu söylüyorum. Ne kadar inanıyorsunuz bilemiyorum. Ama ben yapıyorum, kazanıyorum arkadaş. Kazandığımı da öğretiyorum size işte. Yani siz de yapın. Siz de kazanın. Ya benim başka planlarım var. Ben dün söyledim bunu. İçinizden birçokları bırakacak, basit görecek ya da ya da zor görecek. Burada bir gelecek yani beklentilerin karşılanmayacağını düşünecek ve bırakacaklar. Ama bırakmayanlarla ilerletenlerle arkadaşlar ben çok kaliteli bir ekip kurup ya bu sayı sınırı yok onu söyleyeyim size. Çünkü yani iş bulmak o kadar zor değil. Bana sürekli iş geliyor. Ben birçoğunu geri çeviriyorum. Gerçekten öyle. Çünkü hani bir yerden sonra artık yapılamıyor. Yani vakit yetmiyor. Veyahut da vakit olsa bile yani sizin kafa çekmiyor artık bir yerden sonra. O anlamda arkadaşlar lütfen basit almayın. Bunlar çok basit gibi görünüyor ama aynı zamanda da zor. Mesela geçen eğitim verdiğim halde arkadaşlar yapamadılar. Hatta ben şunu dedim. Yani sonuçta demo yapıyorsun. Ya yık, boz, tarumar et. Sonuçta biz onu gene baştan yaparız. Korkma yani. Yani yıkmaktan korkma, bozmaktan korkma. Çünkü sonuç itibariyle sunucuda bir geri alma bölümü var. Oradan geri aldığın zaman sanki hiçbir şey olmamış gibi tık eskisi gibi ortaya çıkıyor. Hatta buna bile gerek yok. Projeye çalışmaya başlamadan önce yedeğini alıyorsun. Olur da başına bir iş mi geldi? Tak yüklüyorsun tekrar hop hiçbir şey olmamış gibi aynen çalışmaya devam ediyorsun. Yani çok bu işin çok yöntemleri var. Şimdi bakın bu şu anda arkadaşlar gezdirebiliyoruz bunu. Sürekli bırak tekniği demiştik ya. Buraya bıraktık bunu. Ama buradan kaydettiğimiz anda artık bunu sürükleme şansımız olmuyor. Bakın gezdiremiyoruz. Çünkü niye? Artık oraya kaydettik. Tekrar eğer yerini beğenmedik tekrar hani başka bir yere çekmek istiyorsak şuraya tıkladığımızda bakın move diyor. Move ne demek? İngilizce hareket demek. Hatta biliyorsunuz sinemalara movie deniyor. Movie. Niye? Çünkü sinemalarda biliyorsunuz görüntüler hareketlidir. Ya benim şu el hareketim bile bakın şu hareket bile 24 kareden oluşuyor. En az. Peş peşe yani arada milim farklar olan 24 tane kare ile bu görüntü ortaya çıkıyor. O yüzden movie deniyor. Bakın buraya tıkladığımızda move İngilizce fiil zaten İngilizce hareket demek. Ne oldu arkadaşlar? Tekrar bize bunu hareket ettirme imkanı vermiş oldu. Ve tekrar kaydettiğimizde artık bu buraya sabitlenmiş oluyor. Şimdi başlık kısmı böyle. Mesela biz bunu yayınladığımızda bakın şu anda değişen bir şey yok. Hatta tekrar yenileyelim bu sayfayı. Biz arka planda çalıştık. Ama çalıştığımız klasörle web sitesinin yayınlanmış olduğu klasör aynı değil.
Arkadaşlar aynı olmadığı için de yaptığımız değişiklikler ne olmuyor? Burada gözükmüyor. Ama eğer biz bunu yayınlarsak yani mevcudun üzerine bunu yayınlıyor arkadaşlar site. Şu anda bilgisayar da yoğun, web sitesi de yoğun arkadaşlar. O yüzden biraz yavaş oluyor. Evet. Gördüğünüz gibi ekran hareketsiz şu anda. Neyse şuraya bakalım biz. Navigasyon kısmına bakın. Burası anlaşıldı. Bakın şurası header kısmıydı. Başlık kısmıydı. Şu kısım da başlığa dahil. Yani header dediğimiz biliyorsunuz header ve footer bölümleri bakın daha yeni geldi yayınlama. Yayınlansın. Zaten önceki yeri belli. Cam balkon alt klasöründe biz bunu yayınlamıştık. Bakın şurada gördüğünüz gibi 101.0.com/ cam balkon. İşte bu devamı arkadaşlar ne olmuş oluyor? Alt klasör olmuş oluyor. Siz bir web sitesinin altında yani bir domainin altında arkadaşlar istediğiniz sayıda hani alanınızın yettiği ölçüde ne yapabiliyorsunuz orada? Yeni yeni farklı farklı siteler yapıp orada yayınlama şansınız var. Mesela bu genelde nerede kullanıyor arkadaşlar? Çoğunlukla mesela diyelim ki bir web sitesi var. Bu web sitesinin bir normal tanıtım bölüm var. Bir de shop kısım var. Shop. Mesela ön sayfada ürünleri tanıtıyor. Çiftliğini tanıtıyor. İşte biz bunları yapıyoruz, şunları yapıyoruz. Fabrikamız bu. Şöyle işliyoruz, böyle işliyoruz falan filan diyor. Ona arkadaşlar bir yandan yayınlanıyor bakın gördüğünüz gibi. Bir yandan yayını aldım. Bir yandan da şuraya bakıyorum. Sonra arkadaşlar ne yapıyoruz? Diyelim ki bizim çiftlik.com diye bir domain düşünün. Orada kişi çiftliğini anlatıyor. Hayvanlarını gösteriyor. İşte otlakları gösteriyor. Tamamen organik besliyoruz falan diyor. İşte tavukları gösteriyor. Civcivleri gösteriyor falan. Güzelce bir tanıtım yapıyor. Arkadaşlar aynı tanıtım sayfası içerisinde satış yapmak çok mantıklı değil. Ya onu çünkü şeyi farklı, şablon farklı. Ondan sonra ne yapıyor kişi? Tanıtım sitesinin dışında eğer orada ürettiği ürünleri satmak istiyorsa store diye veya shop diye bir yeni bir klasörde veyahut da alt domainde ki bunları göreceğiz. Ne yapıyor kişi? Yeni bir alışveriş sitesi yayınlıyor. Bakın bizim sitemiz buydu, logomuz buydu arkadaşlar. Biz ne yaptık? Arka planda logomuzu değiştirdik. Fazla bir değişiklik yapmadık gerçi buna. Ve bunu yayınladım ben arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir hata var burada. Bakın yenileyelim. Burada bir hata oluşmuş. Bu hatanın düzelmesi için tekrar sizin geriye doğru girip düzeltmeniz lazım. Arkadaşlar bu hatanın sebebi de şu. Farkındaysanız resim çok büyüktü. Biz resimle oynadık. Yani resmin üzerinde işlem yaptık. Dolayısıyla arkadaşlar resim PNG resimiydi. Yani arka planı olmayan bir resimdi. Üzerinde oynama yapınca arkadaşlar böyle bir görüntü ortaya çıktı. Eğer bu resim JPEG olsaydı bu hata olmazdı. Yani PNG'den dolayı bu oldu. Zaten bu PNG ile JPEG farkını da zaman içinde göreceğiz. Yani bazı resimlerin PNG, bazılarının da JPEG olması lazım. Bakın bu normalde bu logo kendi sayfasında bu şekilde görünüyor. Şu anda arkadaşlar ben bu bölge servisi yetişmesi gerekiyor yarına. Bu çalışmayı yapıyorum bir yandan. Kendi bakın sayfasında bu şekilde görünüyor. Gördüğünüz gibi buradaki renklerle uyumlu bir renk. Arkadaşlar şuradaki mesela hakim renklerle yine uyumlu. Bu renk uyumu da son derece önemli arkadaşlar. Bunun üzerine duracağız. Evet. Peki bakın önceki buydu. Bizim yeni bir sayfamız açıldı. Yayınladığımızda. Eskisi duruyor orada. Ama biz burada bu eski sayfamızı freshlediğimizde yani tazelediğimizde yenilediğimizde arkadaşlar şuradan yeniliyoruz malum. Ya da F5 butonu var. Tuşu var klavyede. Buna tıkladığımızda ne oldu? Sayfamız yenilenince yeni logomuz buraya gelmiş oldu bozuk bir şekilde. Ve logonun şöyle bir özelliği var. Arkadaşlar gördüğünüz gibi link var burada. Bu link nereye gidiyor? Ana sayfaya geliyor. Yani siz logoya tıklamış olduğunuz zaman site otomatik olarak doğrudan doğruya ana sayfaya geri gelmiş oluyor. Bakın deneyelim. Şu an ana sayfadayız zaten. İletişim diyelim. Yani iletişim sayfasına geçmiş olalım. Şu an oraya geçtik. Ana sayfaya tıklamama gerek yok. Logoya tıkladığımda, yani sistem bu şekilde çalışıyor. Logoya tıklarsam
logo doğrudan doğruya bizi indeks sayfasına götürüyor. Bu arada indeks sayfası ne demek? Arkadaşlar indeks sayfası bir sitenin giriş sayfası demek. Yani her web sitesinin bir indeks sayfası olmak zorunda. Yani girişte hangi sayfa olduğunu belirlemek zorundasın. Yoksa işe yaramıyor. Yani mutlaka indeks sayfası olmak zorunda. Evet, şimdi bu inşallah header kısmı anlaşılmıştır. Gördüğünüz gibi arka planda biz ne yaptık? Burada logoyu değiştirdik ama dediğim gibi bu PNG resmiydi. Üzerinde oynama yaptığımız için resim ne yazık ki bozuldu. Yani yayınlandığı zaman bozuk göründü. Ha, bunun çaresi ne? Bunun çaresi yani resmi buraya yüklemeden önce bu büyüklüğe küçültmek. Yani bir resim editleme programında resmi şu büyüklüğe uygun şekilde ayarlayıp da buraya yüklediğiniz zaman bu hata olmaz. Ama ben işte direkt ben yüklediğim için böyle bir hata ortaya çıkmış oldu. Başlık kısmı sanırım anlaşıldı. Gelelim navigasyon kısmına. Şimdi dediğim gibi bu şuraya kadar yani şuradan şuraya kadar header adı veriliyor. Yani sabit kısım. Header, footer ve arka plan arkadaşlar değişmez. Bunlar sabittir. Arka plan olayı da bundan sonra değineceğiz ama arka plan eğer siz sitenizi full genişlik yaparsanız arka planın bir önemi yok. Çünkü zaten gözükmeyecek. Yani sitenin ön tarafı tamamen kapladığı için ekranı arka plan orada zaten bir önem arz etmiyor. Onun bir hiçbir önemi olmamış oluyor. Ama web siteniz fix genişlikse yani 1200 piksel bu yazılımda ki bu değişik yazılımlarda fark ediyor. Kimisi de 1080, kimisi de 1100, kimisi de 1200 falan gibi. Böyle değişik fix sabit genişlik kullanan yazılımlar söz konusu. Hatta bazıları da size bunu değiştirme şansı veriyor. Yani sitenizin genişliği 1000 piksel mi olsun, 1200 piksel mi olsun neyse bunu size değiştirme imkanı veriyor aslında. İngilizce'de malum hit baş demekti. Bir sitenin de baş kısmına header adı veriliyor. Bakın şuradan şuraya kadar bu siyah kısım dahil. Buraya header deniyor. Özelliği ne arkadaşlar? Bunun sabit olması. Yani sitenin sabit kısmıdır header kısmı. Aynı zamanda footer dediğimiz hani foot malum ayak demek. Footer dediğimiz kısım da yine değişmeyen. Yani sayfa değiştiği halde değişmeyen kısımlar. Ama web sitesinin body adı verilen kısmı, yani body ne demekti? Vücut, gövde. Gövde kısmı ne yapıyor? Her sayfanın içerisinde siz sayfayı yaptığınız zaman her sayfanın gövde kısmı değişiyor ama sayfanın başlığı değişmiyor. Zaten bakın arkadaşlar burada bu body'yi değiştireceğimiz yer burası değil. Biz tasarım kısmından şuraları değiştiremiyoruz. Ama neyi değiştiriyoruz? Sayfalar kısmından sayfa içeriğini değiştirebiliyoruz. Tasarım kısmından sadece sabit olan kısımları yapıyoruz tasarım kısmından. Sabit. Bunlar değişmeyen bölümler. Ya siz tasarım bölümünde yapmış olduğunuz değişiklikleri tekrar tekrar çok fazla değiştirmenize gerek yok. Ama sayfalar kısmı dinamik bir bölümdür ve sık sık değiştirilebilir. Şimdi gelelim navigasyon kısmına. Arkadaşlar navigasyon Türkçe'de zaten kullandığımız bir kavram, bir kelime ve hemen hemen hepimizin cep telefonlarımızda yüklü bulunan bir uygulama değil mi? Google'ın navigasyonu var veya Yandex de biliyorsunuz son zamanlarda girdi. Yine yeni çıkan arabaların hepsinde navigasyon var. Navigasyon ne yapıyor? Ne işe yarıyor? Bizim gitmek istediğimiz adresi bulmamıza yarayan bir takım uygulamalar bunlar. Yazılım veya uygulama her neyse. Hatta harita bile arkadaşlar bir navigasyondur, değil mi? Eskiden bunlar yokken ben mesela Urfa'da yaşıyorum, Zonguldaklıyım. Giderken böyle ya değişiklik olsun diye bir Akdeniz tarafından, bir İç Anadolu'dan, bir Doğu Anadolu'dan derken farklı güzergahlardan giderdim. Hani giderken de oraları görürdüm mesela oradaki turistik yerleri. Ama elimizde ne vardı arkadaşlar? Harita vardı. O zamanlar navigasyon yoktu. Ama navigasyon çıkınca haritanın ne oldu arkadaşlar? Harita kullanmaya gerek kalmadı. Haritanın pabucu dama atılmış oldu. Bu arada şarjı takmış oldum. Evet.
Arkadaşlar bunları işte şu an bu konuştuğumuz şeyleri elimi buraya koydum falan bunları YouTube'dan silmem gerekiyor. Yani YouTube'a koymak için. Şu an şarjımı taktım. Şarj bitmek üzereydi. Şimdi arkadaşlar buradaki navigasyonda veya diğer ismi menü bunu hatırlatayım. Lokantadaki menüyle karıştırmayın. Lokantaya gittiğiniz zaman size hani ne yemek var? Nereden görüyorsunuz onu? Menüden. Size menü getirir ama tabii menü demek biraz zor olduğu için ona da menü diyorlar. Halbuki menü değil. Arkadaşlar menü bu. Hatta buna menü çubuğu adı veriliyor veya diğer ismiyle navigasyon. Ne işe yarıyor? Bizim yani web sitesi içerisinde istediğimiz şeyi bulmamıza yarıyor. İstediğimiz sayfaya ulaşmamızı sağlıyor. Mesela diyelim ki About Us hakkımızda. Ya siz bu firma nasıl bir firma? Ne zaman kurulmuş? Kim kurmuş? Eğer firma hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız ne yapıyorsunuz? About Us sayfasına tıklayıp doğrudan doğruya o sayfaya gidiyorsunuz. Düşünün böyle bir burada navigasyon olmasaydı bu sayfayı nasıl bulacaktınız değil mi? Zor olurdu yani. Yine mesela diyelim ki burada news ya da yani duyurular da diyebilirsiniz buna. Event denen bir şey bölüm var. Bu event olayı Türkçe'de kullanılıyor. Etkinlik demek. Event. Mesela firmanın diyelim ki bu bir okulsa, okul olabilir mesela. Önümüzdeki günlerde bir eventi var mı? Mesela arkadaşlar bu bizim yapmış olduğumuz çalışma aslında serbest girişimi.net ya da Horizon Web Design'in beraber düzenlemiş olduğu bir nevi. İkisi de biz ama ortak düzenlenen bir event aslında bu. Bir etkinlik yapıyoruz şu anda. Değil mi? Yani nedir bu? Bizim her zaman yapmadığımız bir şey. Biz normalde işimiz gücümüz var ya. Bizim müşteri portföyümüz var. Yani o ona söyleye söyleye biz zaten boş vaktimiz yok ki. Yani sürekli Allah'a şükür iş alıyoruz. Ya dün dersimiz bitti. Az önce de bahsettim. Dersten hemen sonra bir tane ne ticaretti o? Değişik bir işte bir isim vardı neyse. Adam aradı. Dedi ya ben böyle böyle bir site yaptırmak istiyorum. Şunun gibi bir şey istiyorum falan dedi. Ondan sonra dedim hosting domain var mı? Dedi var. Aldım falanca yerden dedi. Girdim baktım. Adam uğraşmış. Arkadaşlar yazılım da buna benziyor. Bunun kadar profesyonel değil ama ya buna benzeyen bir yazılımdı. Ondan sonra ya eğer ben yapsaydım orada deli bir şey yapardım o yazılımda. Yani kısıtlı olmasına rağmen. Ama adam uğraşmış, öyle yapamamış bir şey. Bir şey çıkmamış yani. Sonra ben adama şunu dedim. Bak yapabilirim. Yani bu dediğin şeyi yapabilirim ama burada bir de şey var. Online alışveriş olayı var. Yani sana da kısıtlı bir bölüm vermişler. Alt klasör açmak gerekiyor ama senin hostingin yok. Yani buna imkan vermiyor satın aldığın şey. O yüzden orada olmaz ancak bizden bir hosting alman lazım deyip böyle bu tarafa aldık müşteriyi. Parasını hemen gönderdi anında. Onu söyleyeyim yani. Arkadaşlar bunu siz de yapabilirsiniz. Bak, ve bunu yaparken şimdi burada en büyük şansımız şu. Dedim ya internete girin, YouTube'a girin arkadaşlar. Dünya kadar bununla ilgili size işte web tasarım öğretmeye çalışan insanlar var. Niye öğretiyorlar? Çünkü YouTube'da biliyorsunuz belli bir şeyden sonra reklam alınıyor filan. Hani YouTuber'lik de günümüzde güzel bir iş aslında. Yani hiç yapmasan YouTube'da video hazırlama tekniği arkadaşlar var. Bunu yapabilirsin yani. Ama bunun için arkadaşlar bilgiye ihtiyaç var. Yani YouTube her videoyu kabul etmiyor. Kabul ediyor gerçi de hani her video ilgi çekmiyor. Ondan sonra velhasılı bu da ayrı bir meslek. Ondan sonra arkadaşlar gelelim. Yani konuyu dağıtıyoruz ama bir yandan bilgi vermiş oluyorum aslında. Mesela bu kişinin bu firmanın ne gibi eventleri var? Hani benim ilgimi çekebilecek ne var? Orayı nereden buluyorsunuz? Bu sayfadan. İşte indirebileceğim download biliyorsunuz. Down aşağı demek. Load yükleme. Mesela eğer siz kendi bilgisayarınızdan bir siteye bir şey yükleyeceksiniz. Buna ne deniyor? Upload. Yani yukarı yükleme. Up malum yukarı demek. Ama oradan aşağı indireceksen ona ne deniyor? Download adı veriliyor. Değil mi? Aşağıya indirme, yükleme şeklinde. Yine mesela eğer bu firma bize veya site yararlı bazı linkler verdiyse, yararlı işe yarar bir takım linkler verdiyse onları da buradan görebilirim. Çünkü bazen bunu firmalar yapıyor. Yani link vermek çok mantıklı değil aslında. Başka yere link vermek ama neden? Sen çünkü hazır sana gelmiş müşteriyi oraya link vererek diyorsun ki sen git başka yere. Çok mantıklı değil. Yani bunu daha sonra konuşacağız. Zaten SEO açısından da felaket bir durum bu. Yani hiç tavsiye eden bir şey değil. Ama bazen mesela şu oluyor.
Örneğin dün Mahmut Tonca diye bir arkadaşımız var. Bugün gelmedi gerçi kendisi. Mesela uzmanihale.com diye bir sitesi var. Kendisi ihale danışmanlığı yapıyor. Bu amaçla bir web sitesi kurdu. Biz kurduk. Sonra başka birisi de el atmış o siteye falan. Ama el atan kişi mahvetmiş. Sonra tekrar bize döndü iş. Düzelttik Allah'a şükür sonrasında. Mesela ne yapmış Mahmut Bey? Bu kamu ihale kurumunun örnek böyle şey var, kararları var. Oralara link atmış. Atmak zorunda. Ya yani onun yaptığı iş bunu gerektiriyor. Evet. Navigasyonla ilgili yani olduğundan çok fazla bilgi vermiş oldum arkadaşlar. Olduğundan çok fazla. İnternetteki videolara baktığınız zaman işte burası navigasyon. Bunlar işte menü ögeleri falan der. Diyelim ki mesela bu menü, bu da alt menü. Mesela bu da onun alt menüsü. İkinci alt menü falan tarzında. Bitti. Bu kadar. Fazla malumat vermiyor. Ama biz detaylı bir şekilde bunu anlatmış olduk. İnşallah anlamayan yoktur. Yani bu kadar detaydan sonra herkes anlamıştır büyük ihtimalle. Şimdi bakın bu navigasyon kısmı biz neden ayarlıyoruz? Şuradan bakın navigasyon diyor görüyor musunuz? Navigasyona tıkladık. Burada layout diyor arkadaşlar. Bu şablon demek. Layout. Baktığımız zaman buna tıkladık. Bu bize şunu veriyor. Aslında buraya bir banner eklesem iyi olacak ben. Yani bir ekran banner'ı mutlaka ekleyelim ki onu görebilirim arkadaşlar. Bakın şuradan hatırlarsanız bizim header banner'ımız yoktu. Başlıkta banner yoktu. Space var burada ama banner yok. Bir tane ekleyelim. Hani burada çünkü görmeniz gerekecek onu. Mesela burada şu resmi ekleyebiliriz. Buradan kütüphaneden seçtik. Tamam dedik. Bunu buraya ekliyor şu anda. Gördüğünüz gibi arkadaşlar eklendi. Yalnız resmin tamamını göremiyoruz şu anda. Bunu görebilmek için tasarıma tekrar tıklamamız yeterli. Bu defa resmin tamamı yok. Yani eğer çalışırken bir şey yüklediğiniz zaman göremiyorsanız arkadaşlar o sayfayı yenilemenizde fayda var. Sayfayı yenileyin tekrar normal olması gerektiği gibi o zaten gözükmeye başlıyor. Ben bir işlem yapayım. Siz buna kendiniz karar verin daha sonra. Bakın işlem şu. Navigasyona geldik. Biliyorsunuz navigasyon kısmı arkadaşlar nereye dahildi? Header'a dahil. Bakın şu space kısmı, logo, telefon, navigasyon nereye dahil? Başlık kısmına yani header kısmına dahil. Şimdi bakın burada ne diyordu? Layout. Yani işte düzen. Layout şablon değil de düzen demek. Sayfa düzeni yani. Bakın burada arkadaşlar header space diyor şurası. Header banner diyor burası. Navigasyon diyor burası. Yani en üstte boşluk, onun altında banner, onun altında navigasyon. Yani mesela biz buna tıklarsak ne olacak arkadaşlar? Bu resim buraya çıkacak. Bak tıklayalım. Ne oldu? Resim buraya çıktı, navigasyon altta kaldı. Başka ne diyor? Navigasyon en üstte. Bak şuna tıklarsak. Boşluk burada, banner en altta. Bakın tıklayalım. Ne oldu arkadaşlar? Dediğini yaptı. Yani navigasyon en üstte çıktı. Space dediğimiz kısım buraya geldi. Banner da burada. Ama benim en çok tercih ettiğim, yani genelde çok tercih edilen düzen şu. En üstte boşluk, logonun olduğu kısım. Onun altında navigasyon, onun altında banner. Tıkladık ve tekrar eski haline gelmiş oldu. Bir header'ın, yani header dediğimiz kısmın özelliğini biliyorsanız bu banner'ın her sayfada mı görünür, yoksa ana sayfada mı görünür olduğunu hemen şıp diye cevabını verirsiniz yani. Bu banner arkadaşlar normal banner değil. Yani sayfa içindeki banner değil bu. Bu header banner. Bakın şurada yazıyor ya. Hatta navigasyonun layout kısmında var. Düzen. Bakın ne diyor? Header space. Boşluk. Space burası malum. Header banner. Bakın normal banner değil bu. Header. Başlık banner yani. Başlık banner olduğu için arkadaşlar ne olur? Başlık kısmında başlık kısmı sabit olduğu için arkadaşlar her sayfada ne olur bu? Gözüküyor. Arkadaşlar bugün saat şu anda kaça doğru gidiyor? 26 geçiyor hocam. 26 geçiyor. 4 dakika içinde bitireceğim inşallah ama şu logoyu böyle bırakmayalım. Düzeltelim onu. Şöyle yapalım. Mesela ben bununla başka bir şey daha göstereyim size. Navigasyonu az çok gördük ya. Mesela Google'a girelim. Buradan başka bir kafamıza göre banner, buradan pardon şey bulalım. Yani logo bulalım. Oraya onu yükleyelim yani. Görseller kısmından.
Arkadaşlar İngilizce öğrenmenizin şöyle bir faydası daha var bu işi yaparken. Şimdi Türkçe ararsanız eğer Türkiye'den bir siteyi bulursunuz. Oradan işte resim bilmem ne aldığınız zaman kişi bunu fark ettiğinde ya kardeşim sen benim resmimi almışsın falan diyor. Mesela bakın burada klima servisi diye bir kelime aramışım az önce. Tıklayalım bakalım ne çıkacak. Pardon logo diyelim direkt olarak ya pardon. Bunu yapmayalım da. Şöyle diyelim. İngilizce logo. Zaten İngilizce bir kelime. Samples. Diyelim. Yani bu ne demek? Sample, örnek demek malum. Simple dersen basit anlamına geliyor. Sample dersen örnek anlamına geliyor. S taksak deyince de malum logo örnekleri anlamına geliyor. Bakın burada önümüze birçok örnek çıktı. Ondan sonra hatta sadece tek logo diyelim. Burada çünkü bir sürü örnek veriyor beraberinde. Örneğin burada birçok logo var ama bu tek başına olsun. Yani mesela BIM. Arkadaşlar bunu koyabiliriz ama bu da bakın PNG resmi görüyor musunuz? Şurada siyah çıkabilir yani bir ihtimal. Bakalım daha küçük bir şey bulalım. Neyse ya BIM'e ekleyelim. Boşuna hiç uğraşmamıza gerek yok. Bunu kaydettik. Bilgisayarımıza. Şansıma bugün internet çok yavaş. Dün de yavaştı gerçi de. Bakın buraya resimler kısmına Logo of BIM demiş görüyor musunuz? Bunu buraya mümkün mertebe Türkçe karakter kullanılmasa iyi olur. Çünkü normalde I olmaz. Sadece logo diyelim. Resimlerde kaydedelim. Ve gelelim arkadaşlar tekrar kendi panelimize. Şu an son şeyleri yapıyoruz. Şurada logoyu düzeltelim de böyle bırakmayalım bunu. Arkadaşlar ne yapıyoruz? Bakın üzerine tıkladık. Şurada düzenle var. Şurada sil var. Burada kaydet. Biz bunu sileceğiz. Sil dedik. Yerine tekrar brand bölümünden bakın bu sefer önce logo yükle diyor şu anda görüyor musunuz? Logo yükle. Biz buradan gidiyoruz. Dosya seç kısmından resimlerden logoyu buradan aradık bulduk ve aç dedik. Buraya BIM geldi. Bunu da değiştirmemiz gerekecek. Bakalım bu boş kısımlar ne olacak? Bakalım göreceğiz şimdi. Arkadaşlar bunu kaydetmemiz gerekiyor. Şuradan kaydettik. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar bayağı büyük bir logo geldi buraya. Ama ne yapacağız buradan bunu? Şuradan. Arkadaşlar şuraya tıklayın bakın ne oluyor? Bir şey daha göstereyim. Bu şekilde yaparsanız ne oluyor arkadaşlar? Orantı bozuluyor. Gördünüz mü? Ama şuraya tıklarsanız orantıyı bozmaz. Gördünüz mü arkadaşlar? Orantılı bir şekilde büyütüyor. Orantıyı bozmadan. Yani şuraya tıklamanız gerekiyor. Evet bunu buraya yerleştirdik. Tam böyle ortalayalım. Ve kaydedelim. Ve ondan sonra bu sayfayı yayınlayalım. Tabii biraz yavaş olacak. Yayınla butonuna tıkladım ama dedim ya internet yavaş, bilgisayarda mı yavaş tam da anlayamadım ne olduğunu. Bugün bayağı bir yavaş yani. Şimdi o yayın neye dursun? Arkadaşlar biz tekrar ilave edecek bir şey var mı? Şunu söyleyeyim. Bakın bu header header banner olduğu için tabii ki sabit olacak. Her sayfanın başında bu olacak. Ama takdir edersiniz ki arkadaşlar her sayfanın başında böyle kocaman bir banner'ın olması çok saçma olur. Genelde biliyorsunuz sadece ana sayfada bu tarz banner'lar veya slide'lar oluyor. Ondan sonra. O yüzden hani header banner değil de mümkün mertebe yani header banner kullanacağımız zamanlar gelecek. Onu söyleyeyim ya. O da gerekli çünkü. Başlık kısmında hani bizim değişmesi istediğimiz resimler olabilir yani. Onu zamanı gelince kullanacağız ama şu an için buna gerek yok. Bir yandan yayınlama devam ediyor. Zaten göreceğiz arkadaşlar inşallah. Yayınlandığında. Ondan sonra bugünkü dersimizi bitirmiş olacağız. Çünkü şu anda saatimiz 15.31. Yayınlansın ondan sonra kapatalım inşallah. Evet şu an bu sitenin böyle bir özelliği var. Tekrar hesaplıyor. Verileri derliyor, toparlıyor. Sitenin tamamını
normal klasörden yayınlama klasörüne aktardığında biz onun yayınlanmış halini görmüş oluyoruz. Şimdi bu da PNG resmiydi. Boşluklar vardı. Arka plan, transparan kısımlar vardı. Dolayısıyla bu resimle de oynadığımız için burada şey çıkabilirdi ama çıkmadı. Bakın burada bir sıkıntı yok. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu banner buraya geldi. Bakalım şu sayfaya bir geçelim. Orada da gözükecek mi bu? Geçelim. Bayağı da yavaş geçiyoruz. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar bu sayfalarda çıktı bu banner. Niye? Çünkü bu header banner. Başlık banner yani. Başlık banner olduğu için hani başlık bannerları fazla büyük olmaz. Hani ne olur mesela? Burayı space değil de burayı banner yaparsın. Normal banner. Logo da bu bannerın üzerinde olmuş olur ve bu şekilde büyük olmaz. Yine sabit olur. Mesela şu yapılabilir. Bir kampanyan varsa o an için yeni bir başlık banner yapılıp o kampanya ile ilgili diyelim ki 2-3 tane ürününü satışa çıkardın yani veya indirim yaptın. Başlık kısmında bunları belirtme şansımız var. Yani dikkat çekme adına bu yapılabilir. Evet arkadaşlar bugünkü dersimiz burada bitsin. Siz de ben de yorulduk. 1,5 saat blok ders yapmış olduk bir nevi. Biz üniversitede ders yaptığımızda hani iki dersi birleştirip blok yapıyoruz ve 1,5 saatte bitiriyoruz çoğunlukla. Bugünlük de bu kadar yetsin. Bu kaydı arkadaşlar, kaydını aldım ben zaten. Düzenledikten sonra, yani içindeki gereksiz kısımları çıkardıktan sonra inşallah ben dünkünü de hakeza, dünkünde de böyle gereksiz konuşmalar var. Hani zamanımız mesela şu anda dilim sürçtü örneğin konuşamadım. Bunu ben keserim, bırakmam orada. Ne gerek var? Düzenleme yaptıktan sonra inşallah bunu ben YouTube'a yükleyeceğim. Ve YouTube'dan bunları izleme şansınız olacak. Mehmet Dinç'in bir sorusu vardı. Uygulamayı nereden yapacağız diye. Mehmet eğer uygulama yapmak istiyorsan önce şu teorik bilgiyi bir al. Yani tamamını bitirelim. Sayfa tasarımını falan da görelim. O videoları bir daha gözden geçir. Ondan sonra hani senin uygulama yapabilmen için bir hosting'in olması gerekiyor. Hosting alanına ihtiyacım var. Buna da bir domain ihtiyacı var hakeza. Bunu da parayla satın almış olman gerekiyor. Hani domain acelesi yok. Ben mesela bizim Sipran'dan veririm. Ama o da ücretsiz değil. Fiyatı 90 TL. Bunu daha önce söylemiştim zaten. O şey üzerinde alıştırma yapma şansımız var. Daha sonrasında o hosting'e gerçek bir domain ve gerçek bir site kurma şansımız var. Bunu zaten zamanı geldiğinde arkadaşlar inşallah konuşmuş olacağız. Bugünkü dersimiz arkadaşlar burada sona eriyor.